Vakit tamam, o geliyor. Yeni Türkiye'nin lideri geliyor. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı geliyor. Gazze'nin sesi geliyor. Kahire'nin sesi geliyor. Dünya mazlumlarının gür sesi geliyor. Suskun dünyanın hür sesi geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili Kahramanmaraşlılar, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizin aracılığınızla tüm ilçelerdeki, köylerdeki, mahallelerdeki her bir Kahramanmaraşlı kardeşime sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Kahramanmaraş'ın yiğit insanlarını, asil insanlarını, edelerini gönülden selamlıyorum. Maraş, Maraş, Can Maraş. Canlara canan Maraş, suları Kevser olmuş, toprağı mercan Maraş. Evet, bugün Can Maraş'a, canlara canan Maraş'a, Kahraman Maraş'a teşekkür etmek için geldik. Bir kardeş kardeşine nasıl sahip çıkarsa, sizler de bize öyle sahip çıktınız. Başbakanlığım döneminde girdiğim 8 seçimde sahip çıktınız. 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %71,5 oranında Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde bir oy vererek sahip çıktınız. Rabbim sizlerden razı olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, uhuvvetimizi daim eylesin. İnşallah biz de bu can bu tende olduğu müddetçe sizlerin güvenine, teveccühüne layık olmaya çalışacağız. Sevgili kardeşlerim, kahramanlar diyarı Edeler şehri Maraş'a gelirken eli boş gelmek olmazdı. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Kardeşlerimizle kucaklaşırken aynı zamanda Kahramanmaraş'ta son dönemde yapılan hizmetlerin resmi açılışını da bugün topluca yapalım istedim. Sabah Ankara'da 700 bin tablet bilgisayar dağıtımının programını yaptık. Ardından geldik Ordu Giresun Havalimanı'nın başbakanımızla birlikte, bakanlarımızla birlikte açılışını yaptık. Denize dolgu muhteşem bir eser. Ve şimdi de edelerle beraberim. Bugün
Kahramanmaraş'a kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 1 katrilyon 658 trilyonluk eserlerin toplu açılışını yapıyoruz. 69 ayrı eser. Eğitimde değerli kardeşlerim 23 trilyon maliyeti olan 187 derslik, 13 adet ilkokul, ortaokul, liseyi sizlerin hizmetine sunuyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ilk genelinde yapılan gıda ve hayvancılık tesisleri için 31 trilyon harcamış. Orman Su İşleri Bakanlığımız tam 534 trilyon lira bedelle kılavuzlu sulamasının birinci kısmını tamamladı. Ayrıca Ayvalı Barajı sulaması ile Göksun göletleri ve sulamasını da bitirdi. Bu eser ve hizmetlerin resmi açılışlarını bugün buradan yapıyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız ne yaptı biliyor musunuz? Ulaştırma Bakanlığımız 588 trilyon yatırım bedeli olan Kahramanmaraş Göksun 6. bölge hudut yolunu tamamladı. Bu projenin içinde uzunluğu 7,5 kilometreyi bulan 3 tünel ile 2 viyadük var. Hani bir Bolu tüneli var bilirsiniz değil mi? Bolu tünelinin 3 kilometre uzunluğundaki Bolu tüneline 1 katrilyon harcandı. 10 yılda tamamlandı. Geldik biz bitirdik. Ama Bolu tüneliyle ilgili ne diyorlardı biliyor musunuz? Burayı patates deposu yapalım diyorlardı. Bana dediler ki böyle böyle patates deposu yapalım diyorlar. Sayın Başbakan ne diyorsun? Yahu dedim bu kadar para harcandı. Nasıl biz bunu patates deposu yaparız? Buna ihtiyacımız var. Bolu Dağı nice ölümlere vesile oldu. Bunu bizim aşmamız lazım. Yapacağız bu işi dedim. Yabancı ortaklıydı. Çağırdım. Astaldi firması unutmuyorum. Kendisiyle konuştum. Türk ortağını da çağırdı. Dedim bunu yapacak mısınız? Yapacağız. Yeter ki siz paramızı verin. Hiç endişeniz olmasın. Ve yaptık. Kahramanmaraş'ta 3 tüneli 100 trilyon liraya mal ettik. Ülkenin milletin emanetine nasıl sahip çıkılır? Görmek isteyen gelsin. Göksun'daki tünellere baksın. Halep oradaysa Arşın Kahramanmaraş'ta. Kahramanmaraş Göksun yolunu da bugün resmen hizmete açıyoruz. Enerji Bakanlığımız termik santrali, atölye binaları ve laboratuvarlarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız Çağlayan Cerit ve Afşin'in Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet binalarını tamamladı. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz Ceyhan Cami Restorasyonu ile 9 adet afet konutunu bitirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız 6 adet sevgi evi inşa etti. Bugün bunların hepsinin resmi açılışını yapıyoruz. Belediyelerimizi tek tek anlatmama herhalde gerek yok. Büyükşehir Belediye'miz zaten evelallah gayretli bir şekilde devam ediyor. Konuta, arıtma tesislerine, sondaj işlerine, mesire alanlarına, Akif İnan Kütüphanesi vesaire. Bugün bu eserlerin tamamını açıyoruz. Tabii biz Kahramanmaraş'ın 12 yıl öncesini biliriz. Ama şimdiki halini de biliriz. Geçmiş belediye başkanlarından bugün hükümetle birlikte geldiğimiz nokta Rabbime hamdolsun bambaşka.
daha da iyi olacak. Özel sektör firmalarımızda yeni yatırımlarla, fabrikalarla ülkemizin Kahramanmaraş'ın gelişmesine katkıda ömür veriyorlar ve destek veriyorlar. İplik üretim tesislerinden enerji üretim tesislerine, özel hastaneden su dolum tesislerine kadar toplam yatırım bedeli 334 trilyon lira olan 17 ayrı tesis bugün resmen açılıyor. Hepsinin Kahramanmaraş'a hayırlı olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, bunların yapımında emeği geçen bakanlarımıza, belediyelerimize, özel sektör işverenlerimize, müteahhit firmalara hepsine teşekkür ediyorum. Ülkemize ve Kahramanmaraş'ımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı şükranlarımı ifade ediyorum. Değerli kardeşlerim, biz 12 yıldır aşkla çalışıyoruz. Özel sektörüyle, kamu kurumlarıyla el ele verdik. Türkiye'yi tarihinde görmediği yatırımlarla buluşturduk. Hiçbir ayrım yapmadan 81 vilayetimizin tamamını eserlerle, hizmetlerle, projelerle donattık. Geçtiğimiz 12 yılda Kahramanmaraş'a toplam yapmış olduğumuz yatırım bedeli ne biliyor musunuz? Şaşırmayın ha. Ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 14 katrilyon. Ama Kahramanmaraş'a bu yakışır. Kahramanmaraş'a bu yakışır. 14 katrilyon. Biz İstanbul'a nasıl baktıysak Kahramanmaraş'a da öyle baktık. Ayırmadık. Yola çıkarken ne dedik? Doğu batıya nasıl bakıyorsak doğuya da öyle bakacağız. Kuzeye nasıl bakıyorsak güneye de öyle bakacağız. Ve bunları yaptık mı? Bunlara bizzat siz şahit oldunuz mu? Bizzat yaşıyor musunuz bunu? Ankara'yı, İzmir'i nasıl birinci sınıf hizmete layık görüyorsak Şanlıurfa'yı da Adıyaman'ı da aynı şekilde görüyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Sevgili Kahramanmaraşlılar, değerli kardeşlerim, ülkemiz açısından, demokrasimiz açısından, evlatlarımızın geleceği açısından son derece önemli bir seçim sürecindeyiz. 7 Haziran seçimlerine şurada 15 gün kaldı. Biliyorsunuz 8 Mayıs'tan itibaren yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız oylarını kullanmaya başladılar. Gurbetçilerimiz başkonsolosluklarımızda ve 33 gümrük kapısında hiçbir sıkıntı çekmeden gidiyor, gönül verdiği partiye oyunu kullanıyor. Daha önce böyle bir imkan yoktu. Bunu da biz getirdik. Bunu da biz sağladık. Sadece gümrük kapılarında, havalimanlarında oy kullanılabiliyordu. Burada da büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Hamdolsun bu işi çözdük. Değerli kardeşlerim, bu sistem ilk defa 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tatbik edildi. Birçok yanlışlar oldu. Yaklaşık o zaman bazı sıkıntılar oldu. Ama bu seçim şimdiye kadar 500 bin vatandaşımız oylarını kullandılar. Önümüzdeki günlerde bu sayının daha da artacağına, rekor seviyelere ulaşacağına inanıyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımdan bu imkanı, bu fırsatı iyi değerlendirmelerini bekliyorum. Bugüne kadar oylarını kullanmayan kardeşlerimiz varsa gitsinler. Başkonsolosluklarda veya gümrük kapılarında oylarını kullansınlar. Türkiye'nin geleceğinde onlar da oylarıyla söz sahibi olsunlar. Türkiye'nin özgürlükler noktasında, haklar noktasında, demokrasi mücadelesinde, çözüm sürecinde terör örgütüne karşı kararlı duruşlarını sergilesinler. Bu seçim çok önemli. Bizler bu seçimlerde hayati bir karar vereceğiz. Sevgili gençler, bu seçimlerde ya
eski Türkiye diyeceğiz ya da yeni Türkiye diyeceğiz. O kadar önemli. Sizler de televizyonlarda izliyorsunuz. Gazetelerde okuyorsunuz. Muhalefet partileri, bölücü örgüt, paralel örgüt ve medyanın bir kısmı bir araya geldi. Bir eski Türkiye koalisyonu kurdular. Daha birkaç yıl öncesine kadar birbirlerine her türlü hakaret edenler nasıl olduysa bugün aynı çatı altında buluştular. Bölücü terör örgütünün güdümündeki parti bu paralel çatıya ve çeteye daha düne kadar demediğini bırakmıyordu. Şimdi maşallah can ciğer kuzu sarması oldular. Sevgili kardeşlerim, kulağı var, duymaz. Gözü var, görmez. Dili var, hakkı söylemez. Bu beyefendi kestane pazarında bir zamanlar hoca efendiydi, değil mi? Ama şimdi nasıl oluyor da bu ülkede 50 bin insanın kanına girenlerle bakıyorsunuz bal kaymak olabiliyor. Sevgili kardeşlerim, hep anlattım, anlatıyorum. Bunların şu toplumu, şu milleti nasıl parçaladığını, nasıl böldüğünü sizler gayet iyi biliyorsunuz. Ya bu hoca ne diyordu? Başörtüsüyle alakalı furuattandır diyordu. Üniversitelere başörtülü olarak kızlarımızı almadıkları zaman ne diyordu? Çıkartın başörtünüzü. Peruk takın. Diyor muydu? Şimdi görüyorsunuz. Can ciğer oldular. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Şimdi hamdolsun bize şu nasip oldu. Geldiler, İmam Hatiplerin orta kısmını kapattılar. Öğrenci sayısı 600 bindi. 60 bine düştü. Fakat partimizi kurup da yola koyulunca bana hep soruyorlardı. Diyordum ki sabırlı olacağız. Bana bu soruyu sormanız yanlış diyordum. Niye? Benim bir defa geçmişim belli. Ben İmam Hatip mezunuyum. Yani tereciye tere satılır mı? Bize tere satmaya kalktılar. Benim 4 çocuğumun 4'ü de İmam Hatip mezunu. 2 kızım 2 oğlum İmam Hatip mezunu. Ama ben dertliyim. Ben dertliyim. Niye? Çünkü benim kızlarım ülkemde üniversiteye gidemedi. Niye? Başlarını açmadıkları için. Çünkü öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Öyle baktılar. Aynı şekilde oğlum katsayısı sebebiyle üniversiteye gidemedi. Ne oldu? Dışarı gönderdik. Yurt dışında okudular. Yurt dışında da en güçlü, en güzel üniversitelerde hamdolsun masterlarını yaptılar, doktoralarını yaptılar vesaire. Döndüler geldiler. Bir kısım yavrularımız Avusturya'ya gitti. Kız, erkek oralarda okudular. Bu çileyi çektirmeye ne hakkınız vardı? Bu Pensilvanya'daki zat o zaman işte buna maalesef çanak tutanlardan. Ağlama.
Artık o günler geride kaldı. Sizin o gözyaşlarınız hamdolsun bunu bereketlendirdi. Şu anda 60 bin olan İmam Hatip öğrencilerinin sayısı ne oldu? 1 milyon. Şimdi 1 milyon. Şimdi bundan Sayın Kılıçdaroğlu rahatsız oluyor. Ve ne diyor? Çok enteresan. 1+8+4. Ne demek bu? İmam Hatiplerin orta kısmını kapatacağım diyor. Ama tabii bunu Kahramanmaraş'ta söyleyemez. Kayseri'de hayır dedi, ben öyle bir şey söylemedim. Ha ne söyledin? Seçim beyannamende yazıyor. Hani sen hesap uzmanıydın ya. 1+8+4 diyorsun. Ne demek bu? Bu formülü biz geçmişten tanırız. O 8'in içinde ne yap? Ne var? İlk ile ortayı birleştiriyor. İmam Hatip'in ortasını kapatıyor. Tabii Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Bitti o iş. Şimdi sevgili kardeşlerim, meydanlar bunu açıkladığımız zaman kükrüyor. Şimdi artık istediğin üniversiteye gidiyor musun? Başın örtülü gidiyor musun? Hele hele Danıştay'ın geçenlerde aldığı bir kararla devran iyice değişti. Hangi kararı aldı? Tüm düz liseler, Fen, Anadolu, hepsi, İmam Hatip, hepsi başörtülü olarak derslerine girebilir. Nerelerden nerelere geldi? Gençler, edeler, Kahramanmaraş, şunu unutmayın. Kutlu doğum sancılı olur. Çok sancı çektik ama sonu iyi oldu. Daha da iyi olacak. Şimdi 6-7-8 Ekim vandallarını tanıyorsunuz değil mi? 40 kişiyi öldürenleri biliyorsunuz değil mi? Bunlar şimdi ne yapıyorlar? Bakın demokrasiden bahsediyorlar. Terör örgütünü arkasına almış malum parti ve bununla güya demokrasiden bahsediyor. Yasin Börü'yü 5. kattan atmak suretiyle o genç yavrumuzu şehit edenler bunlar değil mi? Ne anlatıyorsunuz bize ya? O genç yavrumuzu şehit ettiniz. Taşlarla parçalaya parçalaya şehit ettiniz. Anneleri Diyarbakır'da ağlatan bunlar değil miydi? Van'da musluklardan kan akan o pankartları asanlar, billboardları süsleyenler bunlar değil miydi? Biz bunlara yüklenince kaldırdılar. Onun yerine şimdi su akan musluklar koydular. Kardeşlerim, bunlarda yalan çok. Akşam başka, sabah başka. Ve bütün 52 vatandaşımızı katleden olayların müsebbibi olan genel başkanı bunların bir pop star edasıyla parlatıyorlar. Milletin selameti, huzuru, barışı için bir araya gelmeyenler mesele yeni Türkiye olunca, 2023 hedefleri olunca hemen kol kola giriyorlar. Siyasette herkes kendisi için o ister değil mi? Bunlar birbirleri için, özellikle de birisi için oy istiyorlar. Zaten seçim beyannameleri, seçim vaatleri de birbirinin kopyası. Sadece rakamlarda anlaşamıyorlar. Meydanlarda söylediklerine bakıyorsunuz, hepsi aynı şeyleri tekrarlıyor. Öyleyse nedir bu? Bu kadar israfa ne gerek var? Her birinin ayrı genel merkezi, ayrı teşkilatı, ayrı bayrağı var. Hiç gerek yok. Hepsini de birleştirin, olsun bitsin. Asgari ücrette açık artırma yapıldı. Birisi 1400 dedi. Birisi 1500 dedi. Birisi 1800 dedi. Birisi de 5000 dedi.
5000 dediğine göre herhalde 5000'e oy vermek lazım. Benim halkım bunlara inanmaz. Bunları yutmaz. Ben 40 yıllık siyasi hayatımda şunu öğrendim. Millete karşı dürüst olacaksınız. Samimi olacaksınız. Kalbinizle diliniz arasına perde koymayacaksınız. Siz meydanlarda, medyada millete illüzyon yaparsanız millet de seçim sandığında size sürprizini yapar. Ne diyor Mevlana? Mevlana ne diyor? Güneş gibi ol şefkatte, merhamette. Gece gibi ol ayıpları örtmekte. Akarsu gibi ol keremde, cömertlikte. Ölü gibi ol öfkede, asabiyette. Toprak gibi ol tevazuda, mahviyette. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. İşte biz buyuz. 40 yıldır milletimizle bu şekilde iletişim kurduk. Kucaklaştık, yol yürüdük. Allah ömür verdikçe de bu yolda devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, işte bizim Rabia'mız. Rabia'mız Mısır'da %52 halkının oyunu almış bir Mürsi'ye idam cezası verenleri affedebilir miyiz? Soruyorum, affedebilir miyiz? Benim indimde, Tayyip Erdoğan'ın indinde Mısır'ın Cumhurbaşkanı Mürsi'dir. Sisi değil. Sisi bir darbecidir. Amerika'da aynı masaya davet edildiğim halde gitmedim. Oturmadım. Oturamazdım. Oturduğum takdirde size ihanet etmiş olurdum. Bundan sonra da asla. Ben Esma yavrumuzu şehit eden bu darbecilerle bir arada olamam. Ve değerli kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? 27 yaşındaki bir master öğrencisi kızımızı bile idama mahkum ediyorlar. Ya bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Ve şu anda bu problem çözülmedikçe ben orada başta Mürsi olmak üzere arkadaşlarının idam edileceğine inanmıyorum. Ama buna rağmen benim vicdanım sızlıyor. Vicdanım sızlıyor. Kan beynimize adeta fışkırıyor. Böyle bir şey olamaz. Dünya suskun. Öznesi olmayan açıklamalar yapıyorlar. Niye öznesi olmayan açıklamalar yapıyorsunuz? Doğruyu söyleyin. Hani siz demokrattınız? Hani Avrupa Birliği'nde itham yoktu? Niye susuyorsunuz? Konuşsanıza. Konuşmuyorlar. Kardeşlerim, Diyarbakır'da da, İstanbul'da da milletimizle aynı coşkuyla, aynı heyecanla, aynı inançla bir şeye aykırdık. Çünkü bu kardeşinizin dilinde Diyarbakır'da neysem İstanbul'da da oyum. Şimdi hazır mıyız? Tek millet. Bunun içinde ne var? Türk'ü var, Kürt'ü var, Laz'ı var, Arap'ı var, Çerkesi var, Gürcüsü var, Abazası var, Romanı var, Boşnağı var. Ne kadar etnik unsur varsa tek millet. İki, tek bayrak. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. Hilal
bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız, şehidimizin ta kendisidir. 3, tek vatan. 780 bin kilometre kare ile tek vatan. Bunu bölmeye çalışanlar avucunu yalar. Karşısında bizleri bulurlar. Şanlı ordumuzu bulurlar. Emniyet teşkilatımızı bulurlar. Ama hepsinden öte milletimizi bulurlar. Ve tek devlet. Devlet içinde devlet asla. Ey paralel yapı, paralel devlet. Artık milli siyaset belgesine girdin. Kararını aldık. Hükümetimiz de aynı şekilde Bakanlar Kurulu'ndan geçirdi. Ve bu süreç, demiştim ya başbakanken, inlerine gireceğiz. Hatırlıyor musunuz? İnlerine girdik. Ve devam ediyoruz. İşte ben bu meydanlarda onun için varım. Ne diyordum seçimden önce? Alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım diyordum. Şimdi CHP Yüksek Seçim Kurulu'na gidiyor. MHP Yüksek Seçim Kurulu'na gidiyor. HDP iki kere Yüksek Seçim Kurulu'na gidiyor. Talepleri ne biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı meydanlara çıkmasın. Cumhurbaşkanını konuşturtmayın. Ya bunlar ne dediklerinin farkında değiller. Ben cumhurum, cumhur. Cumhurun başkanıyım. Buraya beni getiren irade şu veya bu değil. Karşımdaki, evet, cumhur. Sizlersiniz. Ve gücümü önce haktan, sonra halktan alıyorum. Olay bu. Ne oldu da? Cevaplar verildi. Red, red, red. İşte bugün buradayım. Yarın Antalya'dayım. Öbür gün Şanlıurfa'dayım. Durmak yok. Eyvallah. Ve ne kadar rahatsız olurlarsa olsunlar, meydanlarda milletimle birlikte Rabia'mıza aykırmaya devam edeceğim. Bu ülkede siyaset ve toplum mühendislikleriyle hükümetlerin kurulduğu, hükümetlerin yıkıldığı dönemleri geri getirmeye kimsenin gücü yetmeyecek. İstedikleri kadar medyalar olsun. İstedikleri kadar paralel medyalar olsun. İstedikleri kadar Doğan medyası olsun. İstedikleri kadar onların yandaşları olsun. Bunlar ne demişti? Artık muhtar bile olamayacak. Fakat onu bildiler ha. Hakikaten muhtar olamadım. Ama İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Başbakan oldum. Ve Cumhurbaşkanı oldum. Tablo ortada. Fakat bu aziz milletin geleceği için kafasında, gönlünde, heybesinde planı, projesi, ideali, vizyonu olan varsa buyursun, koysun ortaya. Kararı verecek olan millet. Şimdi çıkmış, baktım ki bazı projeler açıklanıyor. Çok enteresan. Ya dedim ki, bunları biz zaten açıklamıştık. Kanal İstanbul'u biz açıklamıştık. Ama Kanal İstanbul'un her iki tarafında birer milyonluk iki şehir açıklamıştık. Lojistik merkezlerini açıklamıştık. Bir taraftan yapıyoruz, bitiriyoruz. Ha bir diğer taraftan. Aman ya Rabbim. İstanbul'u dünyanın hareket merkezi haline getirdik.
Sevgili kardeşlerim, şu anda Türk Hava Yolları dünyanın en fazla noktasına uçan bir hava yolları haline geldi. Eyvallah. Şimdi biz biliyorsunuz ne yapıyoruz? İstanbul'da yılda 150 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı yapıyoruz. Bunun maliyeti ne biliyor musunuz? 12 milyar avro. 25 yıllığına verdik. Yapacaklar imalat hep birlikte 25 yıl onlarda. Bu arada da bize 22 milyar yine kira ödeyecekler. Şu anda inşaat hızla devam ediyor. Ve bu o dediğim proje plan kapsamında bir yer. Sayın Kılıçdaroğlu, bitmedi. Bak biz Asya ile Avrupa'yı hem denizin altından hem denizin üstünden bağladık. Bunlar da bu planda var. Denizin üstünde birinci köprü, ikinci köprü, üçüncüsü de Yavuz Sultan Selim Köprüsü, o da yapılıyor. Fakat dünyanın bir numarası olacak. Dört gidiş, dört geliş. En geniş köprü. Ortasından da evet hızlı tren geçecek. Boğaz'ın altından Marmaray. Marmaray'da 18 ayda 73,5 milyon yolcu taşıdı. Ama biz kimin torunuyuz? Fatih. Fatih ne yaptı? Karadan gemileri yürüttü. Biz de dedik ki ey dede, sen karadan yürüttün, biz de denizin altından yürütüyoruz. Ve şimdi bir de Avrasya Tüneli'ni yapıyoruz. O da inşallah 2017'nin başı gibi bitecek. Oradan da otomobiller geçecek. Çift katlı tünel. Ya bunları biz yaptık. Biz yapıyoruz. Bitmedi. Sevgili kardeşlerim, şu anda dünyanın en uzun asma köprülerinden bir tanesini de İzmit geçişine yapıyoruz. İzmit. Çok önemli. Ve İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indiriyoruz. 425 kilometre otoban, otoyol, 3,5 saat ve şu anda inşaat hızla devam ediyor. Onun da maliyeti 9 milyar dolar. Böyle çalışıyoruz. Bunlar gibi yan gelip yatmadık. Çalıştık. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlarla beraber sayılamayacak kadar planlar, projeler. Ama biz dertliyiz. Bizim size sevdamız var. Şimdi ben hani diyordum ya, biz Ferhat'ız, siz Şirin'siniz. Aa baktım Kılıçdaroğlu da şimdi Ferhat olmuş. Allah Allah. Ya Ferhat bunu duymasın. Çünkü rahatsız olur. O aşk nerede? Aşık olmak her yiğidin kârı değil. O bizim işimiz. Çünkü biz bu vatana, bu millete kara sevdalıyız. Değerli kardeşlerim, tabii yeni proje dedikleri şeylerin büyük bir kısmı bizim başbakanlığımız döneminde zaten hayata geçirdiğimiz konular. Mesela bir tanesi çıkmış üniversite harçlarını kaldıracağız diyor. Ayıptır ya. Üniversite harçlarını kaldıralı. Aylar oldu, yıllar oldu. Öyle mi gençler? Ülkenin durumundan, milletin halinden bu kadar habersizler. Et ve balık kurumunu et ve süt kurumu olarak değiştireceğim diyor. Ya onu biz zaten yaptık. Şu anda et ve balık kurumu yok. Et ve süt kurumu var. Herhalde o dönemde Anayasa Mahkemesi kapısında nöbette oldukları için fark edemediler.
Çünkü durmadan oraya gidip geliyorlardı. İşte bunlar eski Türkiye. Şimdi dün Nisibi Köprüsü'nün açılışını yaptık. Şanlıurfa, Siverek ve Adıyaman'ı birbirine bağlıyor. Kardeşlerim, gerçekten muhteşem bir köprü. Başladık 2012. Eyvallah. Nasıl? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Olay bu. Bu kadar. Altında Fırat var. Atatürk Barajı var. Ve onun üzerinde bu eser var. Sağ olasınız. Tabii burada mesai arkadaşım Binali Yıldırım Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Hükümetimiz tamamladı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Mesele devletin devamlılığını sürdürmek. Köprünün dışındaki görüntüler var ya, onlar eski Türkiye'dir. Köprü yeni Türkiye. Ha, bu eski Türkiye koalisyonunun hiçbir projesi yok. Elbette var. Ne diyor? Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağız diyor. Ne diyor? Zorunlu din dersini kapatacağız, kaldıracağız diyor. Ne diyor? Çok enteresan. Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili çok ağır ifadeler kullanıyor. Çok ilginç. Değerli kardeşlerim, tuttular, kaynak sorusuna cevap verdiler. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın altındaki Mercedes. Bu Mercedes'in değeri 320 bin lira. Ve kaynak koymuş. Ben de dün sabah aradım Diyanet İşleri Başkanlığı. Dedim ki Cumhurbaşkanlığı makamındaki zırhlı Mercedes'lerden bir tanesini ben makamınıza tahsis etmek istiyorum. Ve tahsisi yaptım. Zırhlı bir Mercedes şimdi Diyanet İşleri Başkanımızda. Kardeşlerim, ya Diyanet İşleri Başkanlığı makamı böyle oyuncak mı ya? Yani altındaki bir tane lafta bir Mercedes'i, zırhı filan olmayan, değeri 320 bin lira. Bunların çocuklarının altında Porsche'ler var, onlarla geziyorlar. Ama ne yazık ki benim dindar Kürt kardeşlerim bunların karşısında duruşunu sergilemedi. Ama Kahir ekseriyeti inanıyorum ki 7 Haziran'da gereken cevabı verecektir. Çünkü her zaman söylüyorum, bizde etnik milliyetçilik yok. Biz Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'yü, Abaza'yı kim varsa yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Türk'ü ne kadar seviyorsam Kürt'ü de o kadar seviyorum. Arap'ı da o kadar seviyorum. Zaza'yı da o kadar seviyorum. Abaza'yı, Gürcü'yü o kadar seviyorum. Laz'ı o kadar seviyorum. Roman'ı o kadar seviyorum. Boşnağı, Arnavut'u o kadar seviyorum. Niye? Sevgili kardeşlerim, Rabbim bizleri kabileler halinde yarattı. Ama ırkçılık asla yok. Çünkü üstünlük ırkla değil, takva iledir. Ve muhalif medya kuruluşlarına, İş adamlarına, onların varlıklarına el koymak istiyorlar. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervi 122 milyar dolar oldu ya. Ha, bunlar kafayı oraya taktılar.
avucunu yalarlar değil mi? Doğru. Biz geldiğimizde IMF'e borç neydi? 23,5 milyar dolar. Şimdi var mı? Sıfırladık. Merkez Bankası'nda ne vardı? 27,5 milyar dolar. Şimdi 122 milyar dolar. Ya biz ekonomiyi bu hale getirdik. Bunlar milleti tekrar IMF kapısına götürmek istiyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu, sen kar eden bir SSK almıştın. Ama onu zarar eder hale getirdin. Ve senin döneminde hastanelerimizin hali belliydi. Sen önce şu hastanelerin hesabını bir ver de. Ondan sonra senin açıkladığın bu programlar, şunlar bunlar, bir irtibat kuralım, değer veririz. Kardeşlerim, şimdi son bir toparlayalım. O da şu. Biz bir cumhurbaşkanı olarak sizden isteğimdir. Bir olacağız. Sesiniz yüksek çıksın. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Şimdi ben buradan, Müftülük Meydanı'ndan soruyorum. Maraş bu zihniyetlere fırsat verir mi? Kahramanlar diyarı, yiğitler, cengaverler diyarı Maraş, Türkiye'nin tekrar eski günlerine dönmesine izin verir mi? İstiklal meşalesini yakan edeler bu koalisyona, bu koalisyon oluşum gayretlerine 7 Haziran'da gerekli dersi vermeye hazır mı? Maşallah, barekallah. Şair ne güzel söylemiş. Maraş Türkiye'nin kalem kaşıdır. Maraş Türkiye'nin köşe taşıdır Maraş. Tarihleri inşa ettiren Koca Sinanların usta başıdır. Sevgili Maraşlılar, değerli kardeşlerim. Siyasi hayatımız hep çetelerle, vesayet odaklarıyla, sırtını belli merkezlere dayamış güç odaklarıyla, mücadeleyle geçti. Şimdi yolculuğumda dayandığımız iki merci var. Öncelikle bize bu canı bahşeden Rabbimize inandık. Ona teslim olduk, ona itimat ettik. En zor günlerimizde, sabır taşımızın çatladığı zamanlarda elimizi semaya açtık. Ve hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Böyle dua ettim. Hakkımızda ne takdir buyurulmuşsa ona boyun eğdim. Bir diğer sığınağımız ise aziz milletimizdi. Anadolu'nun müşfik yüreğiydi. Sizler de bizi asla yalnız bırakmadınız. Sahip çıktınız. Muhabbet de bağrınıza bastınız. Siz bize emaneti tevdi ettiniz. Biz de onu Sütçü İmam gibi, Rıdvan Hoca gibi namusumuz bildik, mücadelemizi verdik. Hiçbir zaman güç odaklarıyla pazarlığa oturmadık. Hiçbir zaman Boğaz medyasıyla gazetesini, kalemini kurşun gibi kullananlarla iş tutmadık. Biz bugünlere manşetlerle çarpışa çarpışa geldik. 40 yıllık siyasi hayatımda birçok kez itibar suikastına uğradım. Olmadık iftiraların, karalama kampanyalarının hedefi olduk. Bana, şahsıma, aileme, arkadaşlarıma, hatta devletin kurumlarına en ağır şekilde hakaretler ettiler. Linç etmeye çalıştılar. En küçük bir eleştiri, itiraz, dik duruş karşısında da basın özgürlüğü deyip ortalığı velveleye verdiler. Geçmişte bunun arkasına sığındılar. Tetikçilik yaptılar. Siyaset mühendisliği yaptılar.
bundan fayda devşirdiler. Rant elde ettiler. Şimdi de aynısını yapmaya çalışıyorlar. Kusura bakmasınlar. Biz bunlara eyvallah etmeyiz. Aba altından sopa gösterenlere bizi rahmetli Menderes'in, Mürsi'nin akıbetiyle tehdit edenlere boyun eğmeyiz. Şimdi çıkmışlar 12 Eylül dönemini özlüyoruz. Onlar daha insaflıydı diyorlar. Evet biz sizlerin 12 Eylül darbe dönemini özlediğinizi gayet iyi biliyoruz. Adaleti bir sağdan bir soldan asmak olarak görenlerin bunları nasıl beslediğini, büyüttüğünü benim milletim çok iyi biliyor. Bunların darbeye nasıl selam durduğunu milletim çok iyi biliyor. Darbecilerle el ele verip ülkeyi nasıl bir uçuruma sürüklediklerini milletim gayet iyi biliyor. Öyleyse 7 Haziran çok önemli. 7 Haziran'a hazırız değil mi? Aman ha! Demokratik hakkınızı sakın ihmal etmeyin. Sakın! Muhakkak sandıklara gidemeyenleri uyarın. Sandıklara muhakkak gitsinler. Değerli kardeşlerim, bugünlere kolay gelmedi. Tehditler, kumbaslar, ekonomik operasyonlar aklınıza ne gelirse yaptılar. Kardeşlerim, şimdi her zamanki gibi şarkımıza var mıyız? Var mıyız? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Kahramanmaraş'ı hatırlatıyor. Kalın sağlıcakla. Hayırlı olsun diyorum. Göksun Tüneli'ne canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. Nevzat Bey bizleri duyuyor musun? Şöyle bir geniş açıyla bir zoom yapıp acaba orayı bir gezebilir miyiz? Nasıl? Eşek ölür kalır semeri. İnsan ölür kalır eseri. Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Nasıl? Nasıl? Evet, tüm emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum, kutluyorum, hamdolsun. Yol medeniyettir, işte. Su medeniyettir, işte. Biz bu medeniyet taşlarını döşeye döşeye geldik. Böyle de yolumuza devam edeceğiz. Evet. Evet, Nevzat Bey, kordela sizde, yanında Cahit Bey'i de görüyorum. Önce siz oradan kordelayı kesin ve temennilerinizi alalım. Müftülük meydanından sizlere selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz. Görüyorsunuz çift tünel.
koymuş koymuşuz. Evet, biz de şu anda tüm eserlerin toplu açılışını yapıyoruz. Ve bu eserler Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun diyoruz. Kahramanmaraşlara hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Teşekkürler Kahramanmaraş.